Meseleye geleceğiz de birkaç tane sorumuz var. Ondan sonra şu meseleye geleceğiz. Seyircilerimizden gelen sorular var. Şükrü adıyla ünlü mü olunur abi demiş. Bak Sezen Hanım ünlü olsun diye oğluna Mithat Can koymuş adını diyor. Bir arkadaşım mı? Mithat. Mithat. Mithat koymuş. Şükrü adıyla ilgili senin de babana söylediğin bir laf vardı. Neydi o? Ha öyle bir tweet atmıştım ben. El kadar bebeğe Şükrü diye bir isim mi konur? Sen ne yaptın baba? Dağ diktin önüme diye bir ama, tweetim vardı. Ama aştın o dağları. Furkan Sırım'dan gelen bir soru. Abi metrobüste hiç oturarak seyahat etmişler mi diyor. Yani binmişler mi demiyor artık. Oturarak seyahat etmişler mi diyor. Hiç oturamadım ben mesela. Hiç oturamadım. Bindin mi metrobüse? Çok. Çok. Ben oturdum da bindim de. Oturdun da bindin de. Oturdum da. Ben metrocuyum. Metrocuyum. Metrocuyum çünkü yani güvergahıma uyan. En rahatı o. Oturacakken nasıl? Senin ben hala otobüsçüyüm. Otobüs. Otobüs simit. Otobüsçüyle simitçi. Senin kafada kalan bütün yaşam tarzın orada. Tüm konuklara soruyorum. İlayda Tatoğlu fobileri var mı? Varsa ne? Diye eklemiş arkasına. Var mı fobin? Var. Ne? Bir yükseklik korkum var, bir de klostrofobim var. Klostrofobi, yükseklik korkun. Yok galiba, fobi olarak yok. Yok. Hocam sizin? Oyuncak bebek. Ne? Oyuncak bebeğe bakamam ben çocukluğumdan beri. Hadi be. Hani o bebek gibi, insan gibi olanlar var ya, hani gözü kapanır, bozulur sonra tek göz açık kalır falan. Allah yani hiç alakam yok. Chucky'den kaldı. Allah diyorum, o Chucky ve Jaws. Yani birisi onu bitirdi, biri denizi bitirdi. Böyle uzun seneler seyrettik niye denizi. Niye Chucky ile Jaws bitiyor? Bak adam da Avatar ufkunu açmış adamın Avatar'sa. Hayır ama Jaws'dan sonra bir suya girememe olayı olmadı mı oldu, sende? Oldu, hepimizde oldu. Hani acaba burada mı falan filan ne ama diyeyim? Ama biz memur ailesi çocuğuyuz. Zaten suya giremediğimiz için bir sıkıntı olmadı. Biz o evde korktuk Jaws'tan. Sana sormuyorum, otobüs diyeceksin zaten ama. Hande Doğan Demir küçükken dedesinin yanağı buruşuk diye dedesinin yanağını ütülemeye çalışmış. Acaba problemi neydi diye soruyor. Hakan Dikbakan. Bir de civcivine tasma takıp mı gezdirmişsin sen? Hayır, öyle bir şey yapmadım. Ne de bana niye kızıyorsun? Adam sormuş. Herhalde hastası oldum. Hayır, civcivimi dolaştırmaya çıkarmıştım. Kedi kaptı onu. O öyle bir travmatik bir durum benim için. Ne bekliyordun? Evet. Ya küçüktüm, ne bileyim. Çok güzel bir soru gelmiş. Bir arkadaştan ismini yazmamış. Neyinize güveniyorsunuz diyor. Son soruları soruyorum. Sonra yavaş yavaş programın sonlarına geliyoruz. Buraya gelmeden önce Samet sormuş. Yemek yediler mi konuklar? Çünkü biz yemedik, açız demiş kendileri. Ünlü olmadan önce Beyaz Şov'a katılmak ister miydiniz? Benim gibi. Şimdi ünlüsünüz, Beyaz Şov'a katıldınız. Ne oldu, rahat mısınız? Benim bu arada ilk canlı yayınım... Sendin, iki sene bizim önce. Bizim program mıydı? Evet. Kaç sene oldu? İki sene. İki sene önceydi. Hı-hı. Sende senin? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Ben iki senede senin oldu herhalde. 2-3 sene oldu. Bizim evet. Bu benim dördüncü gecim zaten. Şükrü Gülşen Ay sormuş. Şükrü Özyıldız yakışıklı olduğunu kabul ediyor mu? yani öyle... Sen var ya. Oturduğu yerden bence etmiyor. Ya ben buradan bakıyorum etmiyor gibi geliyor ya. Yakışıklı olduğunu kabul ediyor musun abi? Ya öyle diyorlar, ben bilmiyorum. Serkan Kaya, meselemi Zor Belamı en favori şarkısı. Söylerken hangisini yüreğinde hissediyor? Vallahi şimdi hepsi benim yazdığım şarkı. Evlatları birbirinden ayıramam. Klasik cevaplardan. Ama gerçekten en babasını seçtin yani gerçekten doğru. Mesele. Mesele. Hüsniye Çakal Belinay'ım sormuş. Serkan Kaya'ya soruyorum. Müsaadenizle şarkı söylerken... Niye müsaadenizle yazmış? Ne güzel. Yazarken de müsaade istemiş. Şarkı söylerken ona da benim gibi esneme geliyor mu diyor. Evet. Şu şarkıyı dinlediğim zaman dağılırım, hüzünlenirim dedikleri bir şarkı var mı? En baba parçanız. Var mı beyler? Yani vardı. İngilizce mi? Abi şu üçlüyü kaldırın ya vallahi. Serkan. Yine tamam, sana sor. Bu neymiş ya? Ben söyleyeceğim. Söyle. Bir soundtrack. Avatar'ın. Hayır. Bugün onun yani konusu. Türkçe'ye Azrail'i Beklerken diye çevrilmiş. Evet. Fransız bir film. Chicken with Plums İngilizce ismi. Onu mesela final soundtrack'i beni... Hüzünlendiğin zaman. Evet ve birçok oyunculuk, yani sahne hazırlanırken de kullandığım bir şarkıdır mesela. Harikaymış. Ne diyeyim, bir şey diyemedim.
Yani biz daha böyle arabesk bir şeyler bekliyorduk. Kalkmadan cevap verelim dedik. Evet. Senin var mı çok hüzünlendiğin? Ya şimdi benim hüzünlendiğim şarkı skalası biraz geniş biliyorsun. Bilmiyorum da öyle olduğunu şu an duydum. Yani biz, var bir sürü şey var. Yani o 90'larda yazılan birçok şarkı bana birçok yaşadığım enteresan tecrübeyi hatırlatıyor. Benim bir aynalar vardı. Aynalar kırık şimdi. Çok bilir misiniz onu? Evet. Bora Ayanoğlu'nun ne kadar güzel parçalı. Eski sevgililerine sosyal medyadan gizlice bakıyorlar mı diye sormuşlar. Cevabını almayayım. Bir gün ünlü olsam Beyaz Şov'u kesin çıkarım diye bir hayalleri var mıydı? Hadi bunu da geçeyim. Ünlü olursam diye düşündükleri anda en çok neyi yaparım diyorlardı. Bu ünlülük işine bizim yani ünlü olunca böyle ne değişiyor diye bir şey takılıyor insanların kafasına haliyle. Ne oluyor diye bir merak ediliyor. Aslında bir şey olmuyor. Sadece simit aldığın yere geri dönüyorsun. Bir bakıyorsun yani hani ne oluyor ne bitiyor diye oraya dönüyorsun. Kapanışı yapacağız. Kapanıştan önce filmle ilgili son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Ya çok güzel film olmuş. Yani kesinlikle gidin derim ben. Ben çok eğlendim. Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Gönder bunları bu sohbet buradan. Açan 3 arkadaşa gerçekten vallahi filme gidin, filmi izleyin. Aşk filmi izlemek isteyenler varsa, içinde bütün aşkı duyguları görmek isteyenler varsa gitsinler filmi izlesinler. Güzel oyunculuk, güzel senaryo, güzel montaj. Onu da söyleyeyim gerçekten evet. De dinamik böyle akıp yani giden bir film. Romantik komedide herhalde anlatılacak bütün konular bugüne kadar anlatılmıştır. Biz olmayan bir şey anlatmıyoruz ama yani daha önce gördüğümüz bir şey farklı bir dille anlatıyoruz. Bu filmin en büyük farkı bu olabilir. Güzel bir iki saat geçirmek istiyorlarsa herkesi bekliyoruz. Evet, en azından filme gitme alışkanlığı insanlarda oluştu. O güzel oldu. Yani sevgilisi olan gitsin. Evet. Sevgilisi olmayan ama adayı olan adayla gitsin. Bak wow, çok önemli. Güzel, evet. Hani adayla gitsin çünkü orada mutlaka bir böyle falan derken bir hani şöyle bir şey vardır ya bana hocam. Bana doğru Mithat'tan. Bak o çok iyi. Çünkü sevgili ben, adayıyla gitsin. Filmi seyrettikten sonra hemen telefon açtım. Dedim ki ya işte keşke olsaydın sen de falan. O da dedi ki saat 12 yatıyorum ben dedi. Vay. Yani, peki. Bir film için söylenebilecek enteresan cümlelerden bir tanesiydi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.